Neden ışıkların bu olduğunu anlatayım şimdi size. Tabii bu noktada arkadaşlar videoyu durdurup önce bir kendiniz çözmeye çalışın ya da en azından bir iki soruyu benden dinleyin. Ondan sonra mantığı kavramak için siz kendiniz çözmeye çalışın. Dersi tekrar izleyen arkadaşlar baştan çözsünler soruları, tekrar izlesinler. İyice otursun yani bunun mantığı. Şimdi where is the car sorusunda bakın where is the car? Araba nerede? The car is at the car park mesela. Araba şeyde, garajda. Neyse işte. Araba park yerinde. The car is diye başlarız bu cümleye. Ha, demek ki bakın burada bir öznem var. Özne cümlede yer alıyorsa soru cümlesinin içerisinde özneyi sormuyordur arkadaşlar. Bir nesne sorusudur. Object question. İkinci soru. What does Julie like to eat? Julie ne yemeği sever? Bakın Julie öznesi var. Kimin ne yemeği sevdiğini, pardon, Julie'nin ne yemeği sevdiğini soruyor. Cümlede özne varsa özneyi sormuyordur. Yine nesne sorusu. Üçe bakın. Who loves to eat ice cream? Dondurma yemeği kim sever? Özne var mı? Yok. Yüklem gelmiş. Öncesinde de who var. Demek ki özneyi soruyor arkadaşlar. Bir özne sorusu. Dört. Dediğim gibi ilk defa bu dersi izleyen arkadaşlar burada durdursun. Şimdi çözsün geri kalan soruları. Sonra kontrollerini yapsın. Dersi ikinci defa izleyen arkadaşlar da baştan bütün soruları çözsünler. Tekrar kontrolünü yapsınlar. Bir şeyi bir sefer anlamış olmanız ve bir sefer doğru yapmanız o şeyi anladığınız ve her zaman doğru yapacağınız anlamına gelmeyebilir. Gelmez de genelde. O yüzden tekrar bu işin öğrenmenin ana ham maddesidir arkadaşlar. Bir şeyi en mükemmel seviyede yapabilmek istiyorsanız sürekli tekrar etmeniz lazım. Sıkılmadan, üşenmeden, gocunmadan sürekli tekrar etmemiz lazım. O yüzden durdurun videoyu, tekrar çözün bu soruları. 4. Where is the food? The food is in the fridge. Bak öznesi var. The food is in the fridge. The food'un nerede olduğunu soruyor. Öyleyse bir nesne sorusu. 5. How old are you? Sen kaç yaşındasın? I am blah blah years old. Öznesi var yine. Nesne sorusu. What bothers Jim? Bak bu tehlikeli. Jim'i ne rahatsız eder? Bother rahatsız etmek demek. Jim'i ne rahatsız eder? Şimdi burada Jim özne gibi görünüyor olabilir arkadaşlar. Dikkat. Jim rahatsız etme işini yapmıyor. Rahatsız etme işinden etkileniyor. Öyleyse Jim burada özne değil, nesne. What bothers Jim? Ticking clock bothers Jim. Tıklayan saat Jim'i rahatsız eder. Ne rahatsız eder? Tıklayan saat. Bak özneyi sormuş demek ki. Özne sorusu arkadaş. 7. What does Jim want? Jim ne istiyor? İsteme işini yapan kim? Jim. Öznesi var bakın. Yüklemin hemen önünde dikkat ederseniz. Burada yüklemin önünde bakın hiçbir şey yok. What'tan önce. Öyleyse Jim öznesi varsa soruda demek ki nesneyi soruyor. Nesne sorusu. Where is the new teacher from? The new teacher is from nokta nokta. Öznesi var yine bakın. The new teacher is from. Öznesi olduğuna göre demek ki özneyi sormuyor. Bir nesne sorusu. Who ya da whom does she want to speak with? O kiminle konuşmak istiyor? Does yardımcı fiili var bakın. Eylem cümlesi simple present tense. She öznesi var. Özne varsa sorumda özneyi sormuyor demek ki. Nesne sorusu. Bu arada who ile whom'un farkından hızlıca bahsedeyim. Arkadaşlar eğer ben özneyi sorsaydım burada yani bu she'yi sorsaydım who derdim. Özneyi sormuyorsam, özne dışındaki nesneyi kim diye soruyorsam, tıpkı burada olduğu gibi, who da diyebilirim, whom da diyebilirim. Yani who özne sorularında kullanılır, nesne sorularında da kullanılır. Whom sadece nesne sorusunu sormak için, nesnedeki kim diye sormak için kullanılır arkadaşlar. 10. Who wants to speak with her? Özne yok bakın yüklemin önünde. Demek ki özne sorusu. What's your favorite color?
Şimdi bu ikircikli bir şey. İki türlü cevap var çünkü bunun. My favorite color is purple. Benim favori rengim mordur dediğimde my favorite color diye başlıyorsunuz cümleye. Demek ki burada bu özne olarak kullanılmış diyoruz. Özne varsa da nesne sorusudur diyoruz. Ancak ben bu soruya şöyle de yanıt verebilirim. The purple is my favorite color. Purple is my favorite color. Bu sefer purple ile başladım cümleye. Özne purple oldu. Öyleyse özneyi sormuş oldum. Yani bu soruyla her iki şeyi de hem nesneyi hem de özneyi sorabiliyorum. Dolayısıyla ikisi birden doğru cevap arkadaşlar. Birinden birisi doğru cevap değil bakın. İkisi birden işaretlenmesi gerekiyor. How are you? Nasılsın? I am fine dersiniz mesela. You öznesi var. I'ya dönüşüyor soruya cevap verirken. Özne olduğuna göre nesne sorusu. 13. Which student wants to answer the question? Bakın wants yükleminin önünde hiçbir şey yok. Yardımcı fiil de ortaya çıkmamış. Hangi öğrenci soruya yanıt vermek ister diyor. İşi kimin yapacağını soruyor. Öznem yok yani cümlede. Bir özne sorusu demek ki. 14. How far is it to the museum? Müzeye ne kadar uzaklıktayız diyor. It is diye başlarız buna. It öznesi var. Öyleyse bir nesne sorusu. When do you finish your work every day? You öznesi var bakın arkadaşlar. Demek ki özneyi sormuyor. Nesne sorusu. What time do you wake up in the morning? You öznesi var. Demek ki gene nesne sorusu. Whose idea is that? That is my idea dersiniz mesela. That öznesi var yine. Gene nesne sorusu. How many people are there in the hall? Cevabı verirken there are nokta nokta people in the hall deriz. There burada öznedir arkadaşlar. Sorunun içerisinde yine özne varsa özneyi sormuyordur. Nesne sorusu. Where do you work? You öznesi var. Nesne sorusu. What time is it? Is it? It is 10 o'clock. It öznesi var. Yine bir nesne sorusu arkadaşlar.